Alper Bey ve Derviş Bey hariç herkes burada. Doğru mu efendim? Evet, 48 arkadaşımız mevcuttur. Çoğunluk vardır. Gündeme başlıyoruz arkadaşlar. Gündemimiz bugün yine komisyonlardan gelen raporlarımız ama bu bütçe ve yatırım programıyla ilgili ilk rapor olan Araştırma Geliştirme Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu hariç tüm komisyonların raporunu okutuyorum. Genel Meclis Başkanlığı 5.302 sayılı özel idaresi kanunu 31. maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi'nin 2007 yılında performans programı hazırlamış olduğumuz yatırım programı doğrultusunda Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geldiği şekilde kabul edilmesi komisyonumuz uygun görülmüştür. Genel Meclis Başkanlığı'na arz olmuş. Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Plan Bütçe Komisyonu tüm komisyonlar. Tüm komisyonlar arkadaşlar, Plan Bütçe Komisyonu hariç tüm komisyonlar. Evet. Evet. 2023 yılı performans programı. Bunu okutacağız şimdi. Buyurun. Performans programı okunuyor. İlgilenen Meclis Başkanlığı'na 2023 mali yılı performans programı, yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü, su ve kanal hizmetleri müdürlüğü, ilim ve eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, gençlik spor müdürlüğü, ihtar ve orman müdürlüğü, ayrı sosyal hizmetleri müdürlüğü, yatırım programları. 2023 mali yılı performans programının yol ve ulaşım hizmetleri müdürlüğü, su ve kanal hizmetleri müdürlüğü, ilim ve eğitim müdürlüğü, sağlık müdürlüğü, gençlik spor müdürlüğü, ihtar ve orman müdürlüğü, ayrı ve sosyal hizmetleri müdürlüğü, yatırım programları aşağıdaki sektörlerde görüldüğü şekilde. Birlikleri aktarılan ödenekler, Başakçı 183.511 TL, Bayat 164.430 TL, Bodrum 237.157 TL, Çay 304.502 TL, Çobanlar 139.779 TL, Yaskır 205.220 TL, Dinar 396.694 TL, Emirdar 389.300 TL, Elciler 169.650 TL, Hocalar 225.348 TL, İhsaniye 106.543 TL, İstihsar 276.083 TL, Hızırlar 114.412 TL, Sandıklar 443.494 TL, Sinan Paşa 291.874 TL, Sultan Dağ 191.291 TL, Şu 449.832 TL, Merkez 111.010 TL, toplam 4.800 TL. İl Özel İdaresi 2023 yılı Bekan Parti yakın programı. Köyler Hizmet Üretimler Büyüklerine aktarılacak. Başmakçı 200 bin, Bayat 170 bin 429, Bolların 200 bin, Çay 285 bin 714, Çobanlar 42 bin 857, Daskır 228 bin 571, Dinar 857 bin 143, Emirdar 985 bin 714, Evciler 100 bin, Hocalar 214 bin 286, İhsaniye 271 bin 429, İstihsar 157.143, Kızılırın 57.143, Sandıklı 800.000, Sinanpaşa 242.857, Sultanlar 157.143, Şuhur 514.286, Merkez 314.285 TL. Özel İdaresi 2023 yılı Vatan Halsa, Çok Amaçlı Salonu Çevirmeni Mesela Muhtelif Bakımların Köy Konağı Yakın Programı. Başmakçı 417.533, Bayat 322.149, Bolu'nun 685.749, Çay 122.512, Çobanlar 198.896, Daskı'da 526.100, Dinar 1.483.171, Emirdağ 1.446.498, Evciler 348.252, Hocalar 626.722, İhsaniye 1.618.714, İstihsar 880.417, Kuzurlar'ın 72.058, Sandıklar 1.717.453, Sinanpaşa 959.369, Sultanlar 456.155, Şuhur 1.749.152, Merkez 1.055.50 TL. Toplam 15.000 TL. Yusuf Bey, ekranda görüyoruz. Burada tek tek okumaya gerek var mı? Arkadaşlar ekranda görüyorlar. Toplam kilometrelerde. Evet. İl Özel İdaresi 2023 yılı yol yatırım ve performans programı. Merkez 32 kilometre, satık kaplama 2,5 kilometre sıcaklası. Başmakçı satık kaplama 10 kilometre. Bayat sıcaklası 10 kilometre. Bolveden satık kaplama 5, sıcaklası 15. Çay satık kaplama 3,5, sıcaklası 14. Çobanlar satık kaplama 5, Daskır satı kaplama 11,
Bina satı kaplama 3.7, Emirdağ satı kaplama 52.20, Evciler sıcak asfalt 11, Hocalar satı kaplama 6.5, sıcak asfalt 13, İhsaniye satı kaplama 26, İşçiyesar satı kaplama 3, sıcak asfalt 3, Hızlıhır satı kaplama 3, Sandıklı sıcak asfalt 18, Sinanpaşa satı kaplama 8.5, Sultan Dağ satı kaplama 2, sıcak asfalt 12, Şuhut sıcak asfalt 10. 2023 yılı içerisinde programı. Arkadaşlar zaten özür dilerim, size dağıtılan dosyada bunlar hepsi var yani. Haberiniz olsun. Merkez Bayramnaz Köyü sondaj eneğen otopomp tezgah attı. Sarık Köyü tezgah inşaatı yapımı. Bel Karacaören Köyü Memma İsa'yı attı yapımı. Alımoğlu Köyü kısmı yenileme yapımı. Antalya Köyü Yavaş Şerif'e attı yapımı. Dosyada gözüküyor onlar bence de. Hepsi baksın arkadaşlar. Elden dosyadan biz öbür sayfaya geçebiliriz. He? Evet. Evet doğru. Devam edelim. Öbür sayfaya geç bakalım ne var ondan sonra. İçme suyu var. 2023 yılı kanalizasyon fosfatı inşaat yapılacak köyler var arkadaşlar. Evet o da yine dosyalarımız. 2023 yılı gölet bakımaların programı var. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ondan sonra ne var? Evet, kanalizasyon fosfatik inşaat yapılacak köyler var. Bir de bunlar dosyamızda mevcut. 2023 yılı İl Özel İdaresi Milli Eğitim evet. Yatırımları. Tamam, burayı şey yapalım. Toplam 9 milyon diye bir şey, evet. Evet. Toplam 9 milyon TL. Bakım onarım gideri. Bakım onarım giderleri. Aşağı okuyalım. Bolu'da Gazi Otokulu bahçesine çok amaçlı kamyon yapımı 3 milyon. İhsaniye'de İlkokul bahçesine kapalı spor salonu yapımı 3 milyon. Sandıklı Akarın Dramatik Otokulu bahçesine çok amaçlı salon yapımı 3 milyon. Emir Razi Yeradolu Okulu'nun bahçesine çok amaçlı konferans salonu 3 milyon. Bayat çok amaçlı salon yapımı 2 milyon. Evcil Gökçek Otokulu bahçesine çok amaçlı salon yapımı 2 milyon. Sandıklı Mehmet Akif İlkokul bahçesine oyun salonu 300 bin. Sandıklı 75. İlkokul bahçesine oyun sahası 300 bin. Devam eden ve yeni yapılacak olan okul yapımları 21.731.683 toplam 37.331.683 TL. İlan giderleri 350.000 etüt proje bir kişiye ekliyorsa raporları 500.000 hizmet binasının arsalı mekanlaştırma giderleri 1.000.000 toplam 1.850.000 genel toplam 48.181.683 TL. İl Sağlık Müdürlüğü Afyon Karasel Hastanesi tıbbi cihaz alanı 600.000 Evciler Hastanesi yeni tane yapılmış 200.000 toplam 800.000 TL. Genç Spor Ünlü Müdürlüğü Başbakçı 20 bin TL, Bayat 20 bin TL, Borların 30 bin, Çay 30 bin, Çobanlar 20 bin, Askeri 30 bin, Cinar 30 bin, Emirdağ 30 bin, Evciler 20 bin, Hocalar 30 bin, İhsaniye 30 bin, İşçisar 30 bin, Hızlıhır 20 bin, Sandıklı 30 bin, Sinanpaşa 30 bin, Sultanlar 20 bin, Şuhuk 30 bin, Mali Hizmetler 30 bin, 520 bin, amatör spor kulüplerinin spor malzemesi alımı ile beraber toplamı 1 milyon TL. Tarık Normal İlmi Gölü, Başmakçı 120 bin, Bayak 120 bin, Bolvede 180 bin, Çay 180 bin, Çobanlar 120 bin, Daskırı 180 bin, Binal 180 bin, Emir Asik 180 bin, Evciler 120 bin, Hocalar 180 bin, İhsaniye 180 bin, İstihsar 180 bin, Kızılır 120 bin, Sandıklı 180 bin, Sinanpaşa 180 bin, Sultanlar 120 bin, Şuhut 180 bin, Mali Hizmetler tesisat alımı 180 bin, Mavsu Tıbbi Etri Bitkiler Serası 300 bin, toplam 3.380 bin TL. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 100 bin TL. Evet arkadaşlar, performans programı okundu. Sizlere de ayrıca arkadaşlar dağıtıldı. Değerli arkadaşlar, bu 2023 yılı performans rakamı üzerinde söz almak isteyen, önce bir tekrar özet bilgi, burada beton parke ile ilgili falan artışlar var. Şener Bey bence kısa bilgi versin, sonra sizlere söz vereyim. Bu bölümle ilgili bütçeyi ayrı yapalım değil mi? Yusuf. Sayın Başkanım,
değerli üyelerimiz, kıymetli genel sekreterim, bir mağdurlarımız, basınımızın güzde mensupları. Öncelikle 2023 yatırım programının ve bütçesinin hayırlara vesile olmasını ilimiz, ilçelerimiz ve köylerimiz adına en baştan temenni ederek başlamak istiyorum sözlerime. Geçen yıl 222 milyon lira bütçe tahminiyle birlikte yola çıkıldığında 7 milyon liralık borçlanmayla 215 milyon liralık bir bütçe gerçekleştirildi. Bu yıl ise 580 milyon lira gelir, 572,5 milyon lira da gider bütçesi olarak tahmini bir bütçe hazırlandı. Siz de bahsettiğiniz üzere maliyet artışları özellikle hesap edilerek bütün birim müdürlüklerinin harcamaları ve ilçelerimize ayrılan paylarla birlikte tarım ödenekleri, milli eğitim ödenekleri, gençlik spor ödenekleri de aynı ölçüde mümkün mertebe elimizden geldiği kadar artırıldı. Ben kısaca özet vermek gerekirse tarım ödenekleri geçen yıl 3 milyon 140 bin lirayken bu sene 3 katı bir artışla 15 milyon seviyesine çekildi. Gençlik spor ödenekleri 250 bin lirayken ilçelerin nüfus oranlarına göre 10 ve 15 bin lira bu sene 20 ve 30 bin lira olarak ilçelere aktarıldı. Ayrıca amatör spor kulüplerine spor malzemesi almak adına da 520 bin lira merkezden bir bütçe ayrıldı. Böylelikle tüm ilçelerimizde amatör spor kulüpleri adına belirlenecek olan spor malzemeleriyle sporumuza da destek verme gayretinde olacağız. Çok amaçlı salon yapımı için ayrılan bütçe geçen yıl 2 milyon lirayken bu sene 6 milyon lira, 3 katı bir artışla 6 milyon liraya çıkarıldı. Yine bütçe kalemlerinden olan tarım orman ödeneğimizden bahsettik. Çok kolay. Mahalli idare birliklerine ayrılan pay 4 milyon 800 bin lira. Milli eğitim yatırımlarına ayrılan pay 9 milyon lira. Sağlık müdürlüğü bütçesi 800 bin lira olarak tüm kalemlerde yaklaşık 2 ila 3 kat arasında değişen bir bütçe hazırlığı yapıldı. İnşallah baştan da belirttiğim gibi tüm ilçelerimiz ve köylerimiz adına gerçekleştirme oranı yüksek, hayırlara vesile olacak bir bütçe olmasını temenni ederim. Saygılar dilerim. Evet. Evet arkadaşlar, geçen yılki bu salon çok amaçlı olan köy konağı yapımında 5 milyondan 15 milyona çıkartılmış. Yani her kalemde aşağı yukarı 3 katı bir artış var. Şener Bey'e teşekkür ediyoruz. Plan Bütçe Komisyonu'na teşekkür ediyoruz. Verilen bu bilgiler, okunan raporlar için arkadaşlar soru sormak isteyen, söz almak isteyen var mı? Bir daha sonra bütçeye geçeceğiz. Yok, plan performans 2023 raporunu bununla ilgili komisyon raporları kabul edenler, etmeyenler raporlar kabul edilmiştir efendim. Evet, diğer konumuz 2023 mali yılı bütçesi. Evet. Buyurun Fadime Hanım. Genel Meclis Başkanlığı'na 5.3.2 sayılı bir özel ders kanunu 44. maddesiyle mali değerlendirme muhasebe yönetimi 24. maddesine göre hazırlanan 2023 mali yılı ilk özel ders bütçesini plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekilde kabul ettiğiniz komisyonunuzu uygun görülmüştür. Genel Meclis takdirini arz eder. Tüm komisyonlar, plan ve bütçe komisyonlar, tüm komisyonlar. Bir maddesi de öleceğiz. Evet. Genel Meclis Başkanlığı'na 5.3.2 sayılı İl Ödeli Dersi Kanunu'nun 44. maddesiyle Mali İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre hazırlanan 2023 mali yılı İl Ödeli Dersi Bütçesi'nin aşağıdaki cetvellerde görüldüğü şekilde madde 1 İl Ödeli Dersi birimleri için A ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 572.500.000 TL ödenek verilmiştir. Tutuyoruz. Evet arkadaşlar, bütçe madde madde ödeniyor. Birinci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Kabul edenler, etmeyenler birinci maddemiz kabul edilmiştir. İkinci madde buyurun. Madde 2. İl özel dersi bütçesinin gelirleri B gelirler ekonomik sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 580 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Evet, ikinci madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Kabul edenler, etmeyenler ikinci madde kabul edilmiştir. 3.
2023 mali yılı gider bütçesinde yer alan 572 milyon 500 TL tutarındaki ödenekleriyle finansmanın ekonomik sınıflandırması kadrosundaki 1 milyon 161 bin 10 TL tutarındaki İller Bankası borçlanması ana para ödemelerine 6 milyon 38 bin 989.60 TL tutarındaki diğer bankalar ana para ödemeleri olmak üzere toplam 7 milyon 500 TL gelir bütçesinde tahmin edilen 580 milyon TL tutarındaki gelirler karşılık göstermek suretiyle denetlik sağlamıştır. Evet, 7,5 milyon banka borçlanması, gelirler 580 milyon, 7,5 milyon banka borçlanmasını ödemeden düştükten sonra geriye kalan 572 milyon 500 bin TL'de harcama gideri ya bütçesi, yani gider bütçesi olmuş oluyor arkadaşlar. Üçüncü madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Şener Bey'in izah ettiği gibi. Yok, üçüncü maddeyi kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiş efendim. Dört. Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları C cerelerinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir. Evet, dördüncü madde kabul edenler, etmeyenler dördüncü madde kabul edilmiştir. Beş. C cerelerinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için bari hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Evet, okunan beşinci madde kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Kaç madde sen? Başkanım 10 madde var. 10 maddesi var mı? O zaman hadi bakalım okuyalım. Hepsini birden okuyalım. Madde 6. Bütçe aşağıdaki belirtilen cetvellerden oluşur. 1. Bütçe kararnamesi. 2. Ödenek cetveli. 3. Gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetveli. 4. Finansmanın ekonomik sınıflandırması cetveli. 5. Gelirlerin yasal dayanını gösterir. 6. Çok yılı gider bütçe cetveli. 7. Fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırma düzeyindeki izleyen 2 yılı bütçe tahmini cetveli. 8. Çok yılı gelir bütçesi. Çok yılı gelir bütçesi. 9. Çok yılı finansmanın ekonomik sınıflandırma cetveli. 10. Gelecek yıllara yardımın yüklemeleri kapsayan taahhütler. 11. Memur olmayanlara verecek yoldukları gösterir. 12. İhtas edilen memur kadrolarını gösterir. 13. İhtas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir. 14. 237 sayılı taşıt kanunu göre satın alınacak taşıtları gösterir. 15. Mevcut taşıtları gösterir. 16. Ayrıntılı harcama programı. 17. Finansman programı. Madde 7. Sözleşmelerinde yer alan hükümler saklı kalma kaydıyla 5686 sayılı kanun gereği termal ve mineralli sularda alınacak idare payı, 3213 sayılı maden kanununa göre alınacak devlet hakkı için Haziran ayı taşınmaz mal kira bedellerine tahsile esas son tahsil süreleri takip eden ayın en geç 20'si olarak tespit edilmiştir. Madde 8. Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde 9. Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 10. Bu kararname hükümleri vali yürütür. Evet, 6. madde kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 7. madde kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 8. madde kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 9. madde kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. 10. maddemiz bu kararın hükmünü vali yürütür. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir efendim. Hayırlı olsun. Evet, arkasındaki gider bütçesi herhalde o da dağıtılan şeyde de var mı? Var. Tamam. Toplamın evet en son. Hukuk Müşavirliği 355. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 169.165. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 617.500. Mali Hizmetler Müdürlüğü 87.328.784.25. Plan ve Proje Yatırım Müdürlüğü 42.290.446. Yazı İşleri Müdürlüğü 9.576. Makine İkman Müdürlüğü 75.285. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü 30.280. Yol Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 93.800. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 30.000. Encümen Müdürlüğü 18.354.298.75. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 660.000. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 165.000. Başmakçı İlçe Özel İdaresi 1.438.451. Bayat İlçe Özel İdaresi 1.304.909. Oğlu İlçe Özel İdaresi 2.608.926. Çay İlçe Özel İdaresi 2.587.824. Çobanlar 984.674. Bastırı 2.169.933. Dina 4.767.571. Emirdağ İlçe Özel İdaresi 3.901.605. Evciler 1.531.413. Hocalar 2.135.026.
İhsaniye 3.651.708. İsçeyhisar 2.827.393. Kızılören 720.421. Sandıklı 4.426.573. Sinanpaşa 3.93.289. Sultanbeyli 2.209.188. Şuhut 4.233.967. Genel toplam 572.500. Gelinle de okuyalım. 2023 Maliye Yılı Gelir Bütçesinin 1. Düzey Ekonomik Sınıflandırması. Vergi gelirleri 10 milyon. Teşekkür ve mülkiyet gelirleri 6 milyon 725. Diğer gelirler 543 milyon 625. Sermaye gelirleri 20 milyon. Rest ve iadeler eksi 350 bin toplam 580 milyon. Evet. Biraz daha ilerleyelim. 2023 Maliye Yılı Bütçesinin ayrıntılı harcama programları ile finansman programlarının 3 aylık dönemde evet, itibariyle toplamları. Gördük arkadaşlar. Devam edelim. 380 milyon. Evet, devam edelim. İller Bankası borç ödeme 1.160 milyon. Toplam 7.5 milyon. Evet, zaten bunu söylemiştik. Evet, sanıyorum tamamdır. Yusuf Bey, var mı başka yapacağınız şey? En son okuyalım. Başladık. Evet. En son, evet. İl Özel İdaresi 2023 Maliyeli Gider Bütçesi A Özel'in çeklerinde gösterildiği gibi 572 milyon 500 TL, B gelirlerin ekonomik sınıflandırması cetlerinde gösterildiği gibi 580 milyon TL ve finansal ekonomik sınıflandırması cetlerinde 1.161.010.000 TL İller Bankası borçlanması ana para ödemeleri ve 6.998.989.60 TL tutarındaki diğer bankalar ana para ödemeleri olmak üzere toplam 7.500.000 TL olarak hazırlanan İl Özel İdaresi Bütçe Yatırım Performans Programı'nda belirtildiği üzere kabul edilmiş komisyonun uygun görülmüştür. Evet. Değerli arkadaşlar, okunan sonuçla birlikte tekrar ediyoruz. Gelir bütçesi 580 milyon, 7,5 milyon borçlanma düştüğümüz zaman da gider bütçesi 572 milyon, 500 bin TL tekrar etmiş olduk. Bütçenin geneli üzerinde söz almak isteyen, soru sormak isteyen var mı efendim? Olmadığına göre bütçenin geneliyle ilgili az önce son verdiğim bilgi doğrusunda bütçemizi kabul edenler, etmeyenler 2023 bütçesi oy birliği kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyoruz. Hemen söz vereceğim. İnşallah 2023 yılı hizmetlerimizde il özel idaresi olarak değerli valimizin öncülüğünde şaha kalktığımız bir yıl olsun. Şener Bey de açıkça ifade etti. Geçen yıla göre güzel bir bütçe hazırlandığını gördük. Emeği geçen plan bütçe komisyonumuza, genel sekreterimiz başta olmak üzere İl Özel İdaremizin değerli müdürlerine, çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun. Şehrimize, ülkemize inşallah böyle güzel güzel hizmetleri vesile olsun diyorum. Faruk hocamız söz istedi, ona söz veriyorum. Sayın Başkanım, bugün 2023 yılı bütçesi meclisimizde kabul edildi. Bize göre 572 milyon 500 bin gider bütçesi tamam 580 milyon. Öncelikle bu hayırlı uğurlu olsun Afyonkarahisar'ımıza, ilçelerimize, köylerimize. Bize göre bu dengeli aynı zamanda adil bir bütçe olduğunu düşünüyoruz. İlçelerimizin buradaki görüşmeleri kabul edilmiş. Tabii ki bütçe herkesi memnun etmeyebilir. Çünkü bir taslaktır, öngörülür bu 2023 ile ilgili. Herkes, bütün Afyonkarahisar bundan faydalanacaktır. Totalına baktığımız zaman Afyonkarahisar'ın 580 milyon yatırımlara ayrılmış bir parası var İlgelen Meclisi'nde. Bu mutluluk verici bir şey, gurur verici bir şey. Çünkü geçen yıldan kıyasladığımız zaman %100'den çok daha fazla, %150 gibi bir rakam olduğu ortaya çıkıyor. Burada bu bütçenin oluşmasında öncelikle İlgelen Meclisi Başkanımız Sayın Burak Tümçoban'a, İlgelen Meclisi'nin 50 tane üyesine,
Burada grupla da arkadaşlarımıza, genel sekreterlerimize, aynı zamanda hakkını ödeyemeyeceğimiz Yusuf Çiğdem Bey'e ve burada bu bütçeyi oluştururken en önemli pay Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Şener Bey ve Plan Bütçe'deki bütün arkadaşlar, yine komisyonlardaki arkadaşlar arıl arıl çalışarak bu 2023 bütçesini oluşturmuşlardır. Ben kendilerine de şükranlarımı sunuyorum. Tekrar 2023 bütçesini Afyon Karahisar'ımıza hayırlı uğurlu olmasın. Evet, sağ olun Barış Bey. Murat Bey sizden önce söyledi. Murat Bey sonra da İspanyol'a söz edeceğim inşallah. Buyurun Murat Bey. Sayın Başkanım, değerli meclis üyelerimiz ve değerli hanımefendilerimiz, bütçe adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. İl Genel Meclisimizin almış olduğu yatırım kararlarına istinaden uygulama birimi olan İl Özel İdaremizle koordineli çalışmalar Afyon Karahisar'ımız için gurur kaynağıdır. Hedef kitlesi olarak 420 köyümüzde ikamet eden vatandaşlarımızı merkeze alarak başta yolsu kanalizasyon hizmetlerinde insanların yaşam kalitesini artırarak doğduğu büyüdüğü topraklarda daha çok üreten, ülke ekonomisine katma değer yaratan insanlarımızı mutlu kılacak çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üstüne koyarak artacağından şüphemiz yoktur. Kurumsal kimliği ve çalışmaları ile göz dolduran İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresi yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür ederken 2022-2023 yatırım programının Afyon Karahisar genelinde hayırlı olmasını dileriz. İYİ Parti grubu olarak 2022-2023 yatırım kararları bütçesine evet oyu kullanıyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun Murat Bey. Güzel tavsiyelerin, teşekkürleriniz için. Evet, İspan Nergis Hanım'a söz veriyorum. Sayın Başkan, Sayın Divan, Sayın Genel Sekreterim, Kurum Amirlerim, bütçemizin hazırlanmasında emeği geçen tüm komisyondaki arkadaşlarım, başta Şener Bey olmak üzere, Sayın Başkanım, hepinize 2023 bütçesi için verdiğiniz eforlar dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Bütçemizin hem ilim Afyon'a hem köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. Şu açıklayıcı bilgiye de dokunmadan geçemeyeceğim. Sadece bu yıl 2 trilyon 186 milyar lira vergi ödeyeceğiz arkadaşlar. Hem ülkem için hem ilim için özlemim ve dileğim, kullandığı oyun ve verdiği verginin peşine düşen bilinçli, demokratik, özgür, adil dağıtımın egemen olduğu bir toplumun yaratılması özlemim ve dileğimdir. Bir ülkede vergi bilinci ne kadar yüksek olursa hak arama da o kadar yüksek olur. Çünkü vergiler insanların alın teridir ve bu alın terinin karşılığı olarak da hizmeti hak etmektedirler. Herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bütçemiz bütün Afyon ilimize tekrar hayırlı olsun. Herkese var olun, sağ olun diyorum. Tekrar teşekkürler. Evet, İspan Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olun İspan Hanım. Şener Bey tekrar söz istiyor arkadaşlar, ona veriyoruz. Buyurun Şener Bey. Sayın Başkanım, sizlerin nezdinde bütün meclis üyelerimizi, başta Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz olarak komisyon üyelerimizi bütçenin hazırlanması ve bu haline dönüşmesinde büyük katkı sahibi olan Yusuf Çiğdem Müdürümü ben teşekkür etmek adına sözü aldım. Allah işin hakkını verenlerden etsin. Hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrar. Sağ olun. Sağ olun Şener Bey. Efendim, bize söyleyelim. Evet, Abdül Bey söz istiyor. Hemen yeşile basarız, mikrofona basarız. Bir saniye. 2023 yatırım programımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Rabbim hayırlı yerlerde, gerçek ihtiyaç sahibi olan yerlerde kullandırmayı nasip etsin. Önemli olan bu. Bu bütçemizi hazırlamada başta sizler Sayın Başkanım, Yusuf Bey'imize, Genel Sekreterimize, Şener Bey kardeşimize ve ekibine şükranlarımı arz ediyorum. Yeni bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allah hayırlı mübarek etsin diyorum. Hayırlara vesile. Sayın Başkanım. Evet arkadaşlar, toplantımız bitti. Ben tekrar yapıcı tavsiye terkitte bulunan, her zaman birlik beraberliğimize önem veren, Afyon'la ilgili her konuda taşın altına elini koymayı ilke edinmiş, şiar edinmiş tüm 50 ilgilenmişlerimizi cahibeden teşekkür ediyorum. Sağ olun. İnşallah
5 Aralık 2022 Pazartesi günü Aralık ayı toplantılarımızın birinci bileşiminde buluşmak üzere herkese hayırlı günler temenni ediyorum. Bu arada arkadaşlar unuttuğumuz bir şeyi hemen Fadi Barım hatırlattı. Kasım ayı toplantılarımıza gelemeyen Hamit Çakır, Hasan Unsoy, Alper Yağcı, Ahmet Seki Ertürk, Burhanettin Çoban, Faruk Kökçür, Oğuz Çedikaya, Ceylan Morca, Ali Altan, Ferda Ertürk, Asım Akın, Derviş Aynacı, Hüseyin Duran, İsmail Nergiz, Murat Dikmen, Mesut Çelen arkadaşlarımızın mazeretli sayılmaları için kabul edenler, etmeyenler mazeretli sayılmışlardır. Yine verilen bazı önergeler var. Bunların ilgili komisyonlara havalesini kabul edenler, etmeyenler, verilen önergeler ilgili komisyonlara havale edilmiştir. Efendim tekrar Aralık ayında görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler temenni ediyorum.